Uppsala Üniversitesi'nden kabul almıştım. 600 yıllık bir üniversite, dünyanın en iyi 60. üniversitesi. Ve benim not ortalamam 2.40'tı. Hatta bitirme notum 2.40'tı. Ben başvurduğumda alttan derslerim de vardı. Onu niye öyle kabul aldım? Evet. Çok güzel bir niyet mektubu yazdım. Oradan burs bulamayınca Hamburg Üniversitesi'nden kabul aldım. O da dünyanın 120. üniversitelerinden bir tanesi. Ve iyi bir niyet mektubunun püf noktası şudur. Kendinizi, geçmişinizi başvurduğunuz programla ilişkilendirmek. Alman üniversiteleri uluslararası sıralama çok yukarıda değil. Ama Almanya'nın şöyle bir avantajı var. Almanya'daki üniversite arasında çok büyük bir uçurum da yok. Yani Türkiye'de Boğaziçi, ODTÜ ile başka herhangi bir Anadolu'daki üniversitenin arasındaki uçurum gibi burada Kassel Üniversitesi ile Humboldt Üniversitesi'nde o kadar farklı yok. Birincisi o. İkincisi Almanya'da üniversite ücretsiz devlet üniversiteleri. Yani İngiltere gibi, Amerika gibi paralı değil. Hocam senin söylediğinde şey dikkatimi çekti. Diyelim iki tane Türk çocuk var. Birisi burada doğmuş, büyümüş. Birisi Türkiye'de. Aslında Türkiye'deki çocuğun Almanya'da üniversiteye girmesi daha kolay. Evet. Yani çok enteresan. İlhan Hocam merhaba. Merhaba. Bugün Berlin'deyiz. Evet. Kreuzberg'deyiz. Sonunda buluştuk. Şikayet etmeyeceğin de bir sıcaklık yok. Evet evet, şu anda güzel de bir rüzgar var. Evet. Bugün ama seninle ekonomi konuşmayacağız. Maalesef. Ben seviyorum ekonomi konuşmayı. Ya sen seviyorsun ama hani bence senin farklı yönlerini de biraz tanıtalım. Mesela Beşiktaş'tayım da. Güzel, bu sene iyi de gidiyor. İyi başladı evet, Beşiktaş. Bayağı hevesli bir izleten bir takım oldu sen geçen seneye nazaran. Güzel. Hocam bu fikir aslında şöyle çıktı. Senin akademik kariyerini öğrendikten sonra bende böyle bir şey yandı, ışık yandı. Çünkü sen aslında başarılı bir öğrencisin. Hani hep burslar kazanmışsın, birinciliklerin var, derecelerin var. İşte yurt dışında üniversitelere kabul aldın. Yurt dışında üniversitelere kabul almanın yolunu biliyorsun. Ben de dedim ki hem biraz senin kendi yolculuğunu anlatalım. Hem de yurt dışında özellikle de Almanya'da üniversite okumak isteyen insanlara, öğrencilere bir faydamız olsun. Hani nasıl bir yol çiziliyor, neler yapmaları gerekiyor ve püf noktaları neler? Çünkü senin bazı yaptığın özel şeyler olduğu, özellikle mesela niyet mektubu gibi konularda ki bu Türkiye'de olmayan bir sistem olduğu için burada çok önem veriliyor. Bilinmiyordu öğrenciler açısından. Bunları falan bir konuşalım istedim. Ama önce şeyle başlayalım. Senin akademik geçmişine, senin eğitim geçmişine başlayalım. Bir oradan kendini tanıtırsan sevinirim. Evet, yani bu iyi bir şey çünkü ben bunu yapmaya çalışırken Avrupa'da master ve doktora gitmeye çalışırken Türkiye'de neyi nasıl yapılacağını bilen çok kişi yoktu etrafta. Bilenler de çok detaylı göstermiyordu ve bazı süreç kendin el yordamıyla yapmak zorundaydın ve süreç zorlaşıyordu biraz. Dolayısıyla burada benim yaptığımı paylaşmamla yapmak isteyenlerin önünü açmak, kolaylaştırmak, o deneyimi paylaşmak ve onların daha iyi yapmasını sağlamak güzel bir şey. Bu açıdan ben de senin bu yayın teklifini kabul ettim. Teşekkür ederim. İyi bir fikirdi. Ben İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı okudum. İşte devlet parası yatılık sınavından aldığım bursa da okudum. Sonra ÖSS bursuyla Bilgi Üniversitesi'nde uluslararası finans okudum. Tam burslu. Daha sonra Hamburg Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi'nin ortak master programı vardı. Avrupa Çalışmaları isminde. DAD'nin yani buranın TÜBİTAK'ı diyebileceğimiz yani araştırma bursları veren kurum, devlet kurumu. Onun bursuyla ilk sene Akdeniz Üniversitesi'nde, ikinci senesi Hamburg'da master'ı tamamladım. Master'ımı Nisan 2014'te savunduktan sonra Mayıs 2014'te doktora hocamla ilk görüşmemizi yaptık. Ben ona bir research proposal deniliyor. Yani araştırma önerisi. Kısa bir özet. Yani doktora ne yapmak istiyorum? Onu sunup o da kabul etti benim doktora hocam olmamı. Sonra işte yanımda asistanlık teklif etti. Almancam o zaman B2 olmasına rağmen ben ilk dönem Almancayı daha ilerletmek için ders vermedim. Sonra ders vermeye başladım. Araştırma görevlisi olarak. Peki o zaman İngilizcen hangi seviyedeydi? İngilizce yine C1 diyebilirim yani. Master tezimde İngilizce yazmıştım. Master programında İngilizce yapmıştık. Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce okumuştum. Ha tabii Türkiye'deki İngilizce eğitimi çok üst seviyede olmadığı için master için buraya geldiğimdeki sınıf arkadaşlarımla kıyasla daha ileri olduğunu söyleyemem. O sonra pratikle gelişiyor konuşarak. 2017 doktora tezini savundum. Sonra Klaus'un Simon Vakfı diye Hamburg'da Nivea'nın sahiplerinin vakfı olan bir vakıftan doktora sonrası araştırma için burs aldım. Ondan sonra Rostock Üniversitesi'ne bir yıl araştırma görevlisi olarak ders verdim. Sonra pandemi geldi, bir boşluk. Daha sonra Berlin Teknik Yüksekokulu, Teknik ve Yüksekokulu'nda iki ders verdim. Önümüzdeki dönem bir özel üniversitede iki ders vereceğim. Böyle devam ediyor kısaca. Kariyerini anlatırken biraz sıkıldın sanki. Evet. Çünkü çok belirsizlik içinde bir akademik kariyer güzergahı var artık. Hep kısa süreli sözleşmeler. En iyi iş ilanı 3 yıllık. O bile bulsan öt başına koy. Şehir değiştirmek zorundasın. Geçici ev tutmak zorundasın. Geçici iş değiştirmek zorundasın. Akademinin seni rahatlatıp kendi işine odaklanmanı sağlayacak bir ferahlık sağlayan bir ortamı yok
özellikle doktora sonrasında. O biraz yorucu, evet. Bu sonradan olan bir şey galiba. Ne zamandır böyle bu güvencesiz ortam akademide? Ya bence işte bu neoliberal dönemin yan etkisi, sonucu. Evet, yani akademideki belirsizlik, güvencesiz iş ortamı 2000'ler sonrası güçlenen bir trend oldu. Hala da devam ediyor. İşte sözüm ona performansa dayalı, verimliliği arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım. İşte hep topun ağzında olma hissiyle daha çok yayın yapacağını düşünüyorsun psikolojik baskıyla. Ama insanlar da şöyle bir taktik bulmuş. Hem ortak çok yazarlı yayın çıkıyor hem de çok ampirik basit yayınlar yapılıyor. Yani teorik temeli, arka planı güçlü düşünülmüş, üzerine tefekkür edilmiş, ince düşünülmüş yayınlar çok yok eskisi gibi. Bu yayın sayısı artıyor ama kalitesini evet, artırmaz ki yani. Evet, kalitesi artmıyor haliyle. İşte üniversitenin sıralaması diye bir hikaye var. Her üniversite uluslararası sıralamadaki yerini yükseltmek için en çok işte doktor öğrencilerin ve akademisyenlerinin çok yayın yapması yönünde de baskı kuruyor ki puanı yükselsin. Daha sonra bu sıralamadaki performansına göre işte devletten de fon alıyor ona göre. Ama ilginç olan özel üniversiteler, İngiltere Üniversitesi'nin çoğu özel. Hep hemen hemen. Amerika'da da çoğu özel. Öğrencilerin çok yüksek para alıyorlar. Almanya'da kamu üniversite devletten çok güzel fon alıyorlar. Ama akademisyenin maaşı aynı düzeyde artmıyor. Mesela İngiltere'de benim hocalık yapan arkadaşlar senior lecturer dediğimiz düzeyde işte Türkiye'deki karşılığı belki doçent olur. Öğrenci gibi yaşıyorlar Londra koşullarında. Almanya'da evet kadrolu bir iş bulursan maaşın yine iyi, sosyal hakların ama kadrolu değilsen çok zor. Saat başı çalışmana göre aldığın ücret. Dolayısıyla şu an akademinin hali çok iç açıcı değil. Peki hocam, bu saydığın koşullar aslında dışarıdan bakıldığında hani akademi böyle çok nezih, korumalı bir ortam algısının dışında şeyler. Eskiden bu şartlarda birisi neden akademisyen olsun bugün ve neden olmasın? Mesela buna evet, ne dersin? Akademisyen olmak için bence iki şart var. Ya çok idealist olmanız lazım. Yani dünyayı anlamak gibi derdiniz olacak ve peşinde koşan sorularınız olması lazım. Peşinde koşmaktan ve cevabını bulmaktan haz duymak gibi eğiliminiz olması lazım. Ya da bu maddi koşullarda başa çıkacak kadar bir maddi gücünüz olması lazım ki çok zorlanmayasınız. Yani sizi dışarıdan destekleyen birisinin de olması lazım gibi. Gibi yani. Bende ikincisi yok, ilki var. O güçle de direniyorum. Ama şu da var, yani akademi dışında da çalışma koşulları üniversite mezunları için artık eskisi kadar çok parlak değil. Orada da doğru. 3 yılda bir iş değiştiriliyor artık ortalama. Kimse 5 yıl falan bir aynı işte çalışmıyor. İşler gene hep geçici, hep performans temelli baskı var. Ama yine özel sektörde de verimlilik artmadı. Yani bu hikayeyi kuranlar, tasarlayanların çok büyük yanıldığı bir sonuç bu. Hani özel sektörde olsanız da yine uzun bir süreç bazı şeylere çok büyük göz gelip katlanmak zorunda kalıyorsunuz. İşte tam terfi alacakken sözleşmeniz bitiyor, yenilenmiyor diyorlar güle güle. Sonra yeni bir işe başlıyor, yine sıfırdan başlıyorsunuz özel sektörde de. Bu neoliberal 80 sonrası kemer sıkma politikasının ceremesini herkes çekiyor. Ya şimdi master yaptıktan sonra illa akademisyen olmak zorunda değilsiniz. Doktora yaptıktan sonra illa akademisyen olmak zorunda değilsiniz. Zaten Almanya'da doktora yapanların %10'u akademide kalıyor. Çünkü o kadar akademik pozisyon açılmıyor ama çok sayıda doktora diploması veriliyor. Yani doktora enflasyonu var, master enflasyonu var. Şimdi niye master yapılmalı ya da doktora yapılmalı? Akademi dışında bir iş yapacaksanız biraz böyle özel sektörün ihtiyaçlarını gözeterek bir strateji izlemekte fayda var. Yani bir şeye karar verirken onu elde ettikten sonra ne yapacağını üzerinden düşünüp şimdi karar vermek lazım. Yani doktor yapmak istiyorum. Akademide mi kalacağım yoksa özel sektörün yönetici olacak pozisyona gelmek için mi? Ve ona göre de doktoranızı nerede yapacağınızı, hangi üniversitede ne üzerine yapacağınızı tasarlamanız lazım. Nasıl yapılır peki? Ne yapmaları gerekiyor? Evet, ne yapmaları gerektiği konusunu ben de soracağım. Mesela ben Türkiye'deyim, üniversiteyi bitirdim ama master'ıma yurt dışına devam etmek istiyorum. Almanya'yı seçtim bunun için. Ne yapmam gerekir ki kabul alabileyim? Mesela bazen duyuyoruz ya, üniversite not ortalaması düşük olsa da bunu kapatmanın başka yolları varmış. Hani evet, bunlardan bir bahsedersen. Almanya'da master'ın şöyle avantajları var. Şimdi Alman üniversiteleri uluslararası sıralama çok yukarıda değil. Ama Almanya'nın şöyle bir avantajı var. Almanya'daki üniversite arasında çok büyük bir uçurum da yok. Yani Türkiye'de Boğaziçi, ODTÜ ile başka herhangi bir Anadolu'daki bir üniversitenin arasındaki uçurum gibi burada Kassel Üniversitesi ile Humboldt Üniversitesi arasında o kadar fark yok. Yani eğitimin bir standardı var. Evet, yani biraz fark var ama çok büyük değil ve tamam Humboldt daha çok biliniyor ama Kassel'den mezunsun diye de çok dezavantajlı biri olmuyorsun. Bir de üniversitelerin burada şeyi var, öne çıktığı bölümler var. Kassel Üniversitesi mimarlıkta iyidir, Hamburg Üniversitesi moleküler biyoloji tıpta iyidir, Rostock Üniversitesi demografide iyidir, München Üniversitesi mühendislikte ya da Frankfurt sosyolojide iyidir. Yani her birinin daha yoğunlaştığı, daha iyi olduğu bir şey var. Ama bu onları geri kalan bölümlerde kötü de yapmıyor. Kötü de yapmıyor elbette. Birincisi o. İkincisi Almanya'da üniversite ücretsiz, devlet üniversiteleri. Yani
İngiltere gibi, Amerika gibi paralı değil. İsveç çok iyi ama İsveç Avrupa dışından gelenlere paralı yaptı. Ben 2011'de başvurmuştum, kabul olmuştum ama tam da o sene paralı yapmıştı. Yeni sadece bir hükümet seçilmişti 75 yıl sonra. 75 yıl boyunca Senin şansına. Sosyal Demokratlar yönetti. Uppsala Üniversitesi'nden kabul almıştım. 600 yıllık bir üniversite, dünyanın en iyi 60. üniversitesi. Ve benim not ortalamam 2.40'tı. Hatta bitirme notum 2.40'tı. Ben başvurduğumda alttan derslerim de vardı. Onu niye öyle kabul aldım? Evet. Çok güzel bir niyet mektubu yazdım. Oradan burs bulamayınca Hamburg Üniversitesi'nden kabul aldım. O da dünyanın 120. üniversitelerinden bir tanesi. Ve iyi bir niyet mektubunun püf noktası şudur. Kendinizi, geçmişinizi başvurduğunuz programla ilişkilendirmek. Yani ben master yapmak istiyorum çünkü Uppsala çok güzel bir şehir, çok iyi bir üniversite değil. Onunla yetinmiyorsun. Herkes güzel bir üniversitede Uppsala'da master doktora yapmak ister. Bilinen bir üniversite. Ama o programla senin ilişkin ne? Yani ben orada şey dedim işte, ben o zaman uluslararası finansla çok aram yoktu, anlamıyordum en başta. Anladıktan sonra finans doktorası yapacak kadar ilerledim. Ben onlara şey demiştim. Muhasebe, finans notlarıma bakmayın. Ben sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomiden yan dersler aldım. Onlarda puanım yüksek ve ben o konularda bir tez yazmak istiyorum. Ekonomik eşitsizlik ve demokrasi ilişkisine dair. Benim geçmişim de bu. Ben Türkiye Demokratik Sivil Toplum Örgütleri'ne mücadele ettim. Aktif içindeyim sosyal siyasal tartışmaların. Onu da gösterdim. Niye neyi yaptığımı bilen bir profildim. Burada da notlar çok önemli değil. Mesela ben de öğrencilerime puan verirken tamam sınavdaki kağıda göre puan veriyorum ama dersteki tartışma düzeyi, soru sorması ilgisi benim için çok daha önemli. Çünkü sınavda bir anlık unutabilirsin. Olabilir yani. Ve pratik bilgi içinde kurduğun ilişki çok daha kıymetli burada. O yüzden mesela Almanya'da lisede düzeyinde de, bachelor, lisans düzeyinde de, master düzenleri hep size bir 6 aylık, bir dönemlik ya da en az 3 aylık staj yaptırırlar. Bir staj dönemi vardır. İşte diğer belgeler ne? İşte başvuruyorsun. Almanya'da üniversiteler yurt dışından başvuru için, lisans için de, master için de UniAssist diye bir site var. Oraya kaydolup bir hesap açıyorsunuz. Oranın hem Almanca hem İngilizce versiyonu var. Orada yazıyor hangi belgelerin gerekli olduğu. İşte ÖSS lisans için söylüyorum. Lisans eğitimine başvuru için. ÖSS kazandı belgesi, diploma not dökümü vesaire, pasaport. Onların tercümesi, yeminli tercümesini yüklüyorsunuz. CV'nizi Almanca yazıp ya da İngilizce yükleyebilirsiniz. Bir de niyet mektubu. Niyet mektubunu her yaptığınız bölüme ayrı yazmanız lazım. Ya standart bir metin hazırlamamak lazım. Ya belki şey ana göre standart olur ama bazı o püf nokta, yani sizin o bölümü niye istediğiniz, o üniversitenin niye istediğinizi açıklayan paragraf değişik olmalı. Yani önce siz kimsiniz, ne yaptınız, ne yapmak istiyorsunuz ve niye bu programı istiyorsunuz? Bu programdan sonra ne yapacaksınız? Yani arkeoloji bölümüne başvuracaksınız, yazacağınız metinle psikoloji bölümüne yazacağınız metin aynı olmayacak haliyle. Önemli olan sizin onun niye istediğinizi bilen ve ne yapmak istediğini bilen biri olarak profilinizi ortaya koymanız, kendinden emin bir şekilde ve kendinizi o şeyle ilişkilendirmek. Yani mesela aileniz tekstil sektöründeyse ve siz tekstil sektörün içindeyseniz, gözlemlemişseniz onunla ilgili bölüme başvururken onu yazmanız mesela. Bir de önemlisi şey A2 düzeyinde Almanca bilmek ki şartlı kabul alasınız. Almanya'daki üniversitelerde Almanca programlarda kabul hepsi vermiyor. Bazı üniversiteler şartlı kabul veriyor Almanca için. Bunların bazıları da kendileri Almanca kursu veriyor. Yani, mesela şunu mu diyor? Senin A2 Almancan varsa gel bir yıl hazırlık oku gibi. Evet. Sonra bölüme baş. Evet. Bu Almanca kursunu kendisi veren üniversiteler var. İşte Goethe Üniversitesi Frankfurt'ta, Gießen Üniversitesi, Marburg Üniversitesi, Duisburg, Essen, Bremen gibi. Hamburg Üniversitesi şartlı kabul veriyor ama Almanca kursu vermiyor. Bazı üniversiteler şartlı kabul da vermiyor. Düsseldorf veriyor mesela. Var öyle listelerde bulabilirsiniz. Peki hocam bir şey soracağım. Mesela dedin ya üniversiteyi kazandı belgesi. O şey mi yani, ben öğrenciyim, üniversite ÖSS'de kazandım işte atıyorum 3. tercihime yerleşmişim. O önemli değil mi? Yani gidip oraya kayıt yaptırmam gerekmiyor. Kayıt olmanız gerekmiyor. Sadece yerleşmiş olmanız gerekiyor. Hmm. Yerleştiğiniz zaman Türkiye'de bir üniversite 4 yıllık. Burada abitur yapmış gibi sayılıyorsun. Abitur burada üniversiteye başvurmanız için gitmeniz gereken lise dönemi. Almanya'da her lise mezunu üniversiteye başvuramaz. Gümnazyuma gidecekseniz, gümnazyuma gitmek için öncesindeki notlarınızın iyi olması lazım. Sonra gümnazyuma kalıyor. O gümnazyumda 2 yıl boyunca abitur süreciniz, ağır sınavlar oluyor. O puanınızla gelip buraya başvuruyorsunuz. Yani ama Türkiye'de çok çok parlak, yüksek puan, lise puanınız olması da gerekmiyor. Ha bir de başvur kazandığınız bölüme yakın bölüme başvurabilirsiniz. Yani psikoloji kazandınız Türkiye'de. Psikoloji veya onun akrabası olan yan yakınındaki bölümlere başvurabilirsiniz. Hani elektrik mühendisliği kazanıp burada sosyolojiye başvuramazsınız. Ya da sosyoloji kazanıp burada ekonomiye başvuramazsınız. Anladım. Aynı fakültede akraba bölümler. Hani elektrik mühendisliği kazanırsın, buradan makine mühendisliğine başvurabilirsin. Okey. Aynı disiplin içinde olduğu sürece başvurabilirsiniz. Almanca A2'niz var. Onun sertifikasını koydunuz. Şartlı kabul aldınız. Ama üniversiteniz size bu kursu vermiyor. Başka bir yerde alabilirsiniz bu kursu. Ya Türkiye'de ya da Almanya'da. Sonra kabul belgesiyle üniversitenizden gelen konsolosluklarla önünüzü alıp oraya da bir niyet mektubu yazıyorsunuz. Niye orada okumak istediğinizi, kimsiniz, ne yapmak istiyorsunuz. Öyle de vizeye başvuruyorsunuz. Finansman konusunda şu 6 aylık bir sömestr var. Onun için bir 300 euro
harç ödüyorsunuz. Ama onun içinde karşılığında siz eyalet içinde 24 saat geçerli bir toplu taşıma bileti ediniyorsunuz. Bütün tren, otobüs her şeyde geçerli. Üniversitenin kantininde daha ucuz yemek yeme imkanı. Kampüste bir sürü başka hizmetten faydalanmış. İşte avukatlık desteği, psikolojik destek ya da kütüphane vesaire. Aslında 600 euro geri size ödenmiş oluyor gibi. Hocam senin söylediğinde şey dikkatimi çekti. Diyelim iki tane Türk çocuk var. Birisi burada doğmuş, büyümüş. Birisi Türkiye'de. Aslında Türkiye'deki çocuğun Almanya'da üniversiteye girmesi daha kolay. Evet. Yani onu yapan çok enteresan. Burada gimnazyum yapamayıp, yani burada şöyle vardı. 90'larda, 2000'lerin başında ırkçılık biraz eğitim kurumlarında yüksekti, 80'lerde falan. Göçmen çocuklarını öğrenim güçlüğü çekiyor diye Sonderschule denen... Çocuk zeki olsa bile gönderiyordu. Evet, yani öğrenim güçlüğü çekenlerin olduğu okullara yönlendirip daha çok meslek eğitimi yapmaya yönlendirdiler. Yani aslında bu toplumsal iş bölümünün bir parçası. Yani göçmenler bu işleri yapsın. Evet. Ağır işler öğrensin. Şey bilirsiniz, o COVID aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den, Uğur Şahin öğrenciyken, ilkokuldayken öğretmen öyle dışlama süreci pratiği gösteriyor ve Sonderschule'ye yönlendirmek istiyor. Komşusu gidip öğretmene kızıyor. Hayır diyor, çocukta potansiyel varsa ayrımcılık yapıyorsun. Komşunun baskısıyla çocuk kalabiliyor ve gimnazyum yapıyor. Sonra abitür yapıyor. Sonra üniversiteyi kazanıyor. Benim tanıdığım bir arkadaşım mesela şey yaptı. Burada öğretmen aslında çok yetenekli, çok zeki bir çocuk. Burada eğitim görüyor ama teknik okula yönlendiriliyor. Ama gitti Türkiye'den açık öğretimden liseyi bitirdi. ÖSS'ye girdi. Sonra geldi Rostock Üniversitesi'nde hukuk ve yönetişim lisans eğitimi aldı. Sonra hukuk master yaptı. Dediğin doğru aslında. Buradaki bir Türkiye kökenli çocuğa nazaran Türkiye'den gelmek daha kolay. Ama işte ilk geldiğin zaman yaşadığın zorluklar oluyor. Kültür şoku, adaptasyon, ev bulma. Almanya şey konusunda kötü, onu söyleyeyim. Yani insanlara büyük bir cennet vaat etmeyelim. İsveç o konuda daha iyi, İngiltere. Yani yabancı öğrencilerin organizasyonu, yabancı profesörlerin gelmesi, kalması, onların adaptasyonu konusunda daha deneyimli İsveç. Mesela ben İsveç'ten kabul aldığımda kayıt olmadığım halde bana bir broşür gönderdiler, mektup gönderdiler. Beni havalanına karşılayacaklar. Benim onlara uçak saatimi bildirmemi istediler. Kalacağım yurtta belliydi. Ama ben Hamburg'a geldiğimde yurt yoktu. Yurt çıkmamıştı. Ve 2 ay tanıdığım bir arkadaşın ailesinin yanında kalmak durumunda kaldı. Daha sonra bir hocamı davet etmiştik buraya misafir araştırmacı olarak. Ona aylarca oda çıkmadı. Bilgisayar hesabı açmadılar. E-mail vesaire. Benimkini kullanmak durumunda kaldı vesaire. O konuda Almanya şey... Yani Almanya evet eğitimi ücretsiz sunuyor ama bu gibi evet, zorluklar da var yanında. Zorluklar oluyordu. İşte bizden bir belgeyi istiyor üniversite kayıt olmak için. İşte sigorta, sağlık sigortası, banka hesabı açmak ve adres bildirimi. Bunlar hepsi birbirine bağımlı. Yani, biri olmadan biri olmayacak evet, şeyler. Yani, o çok zor bir şey. Ben de yaşadım. Öğrenci sigortası yapman için senden kayıt belgesi istiyor. Kayıt belgesi de öğrenci sigortası istiyor. Ya bunu burada yaşayan birisi yapabilir. Burada oturumu olan, burada hali hazırda düzeni olan. Başka dışarıdan gelmiş birisi yapamaz. Ev tutacaksın öğrenci olarak. Öğrenci yurdunda. Öğrenci kayıt belgesi istiyor. Birbirine girmiş. Bunu ya mesela ben öğrenci olarak gelmedim ama çalışma vizesiyle gelmiştim. Ve burada ikamet ya yani anmeldok denilen şeyi yapmanız gerekiyor. Ki diğer işlemler yapabilirsiniz. Ama onu yapmanız için de başka şeyleri yapmanız gerekiyor. Evet. Ya böyle hepsi birbirine bağlı ama evet. Hep topu başkasına atılan bir sistem. Evet. Bankada hesap açmanız için öğrenci hesabı, öğrenci belgesi ve sigorta istiyor. Sigortada banka hesabı istiyor falan. Yani, çünkü ona göre para alacak. Aynı belgesi evet. Sen hangisini yapacağını şaşırıyorsun. Şimdi sigortanın banka hesabı mantıklı çünkü oradan para çekecek. Ama bankada diyor ki ben sana sigorta öğrenci olmasın sigortalı olman lazım. Ya da mesela şunu da söyleyeyim. O önceden bilsinler. Üniversiteler öğrenci yurtları çok dolu. Çok sıra var. Özellikle büyük şehirlerde Berlin, Hamburg'da ve üniversitenin öğrenci yurtlarında dil kursu için kabul aldıysanız, şartlı kabul, üniversitenizde kabul aldığınız üniversite size dil kursu sunuyorsa mesela Göte Üniversitesi diyor ki benim fakülteme kayıt olduğun zaman yurtta başvurabilirsin. Ama dil kursuna kayıtlıysan değil. Öğrenci kartı veriyor. O kartla eyalette ücretsiz gezebiliyorsun ama yurda başvuramıyorsun. Fakülte öğrencisi olman lazım. Ama öğrencisisin. Ama diyor ki dil kursu öğrencisi. Ha bunu yapmayan Gießen ve Marburg Üniversitesi var. Bu ikisi öğrencilerine dil kursu da alsa yurt veriyor. Yanlış bilmiyorsam. Yani Marburg'dan eminim ama Gießen'i tam emin olamıyorum şu an. Bakmam lazım. İngilizce bir programa başvuruyorsan şartlı kabul yok. İngilizce C1 ya da C2 bilmek zorundasınız. Hangi program kendisi kaç düzey istiyorsa orada şey yok, şartlı kabul yok. Almanca için şartlı kabul ama bütün üniversiteler değil. Bazı üniversiteler şartlı kabul veriyor özellikle lisansta ve master'da bazıları. Ama en önemli faktör dediğim gibi sizin kendinizi güçlü bir şekilde tanıtıp o programı niye istediğinizi ve sonrasında ne yapmak istediğinizi söyleyen bir paragrafı net bir şekilde ortaya koymanız lazım. Varsa da notlarınızda açıklar. Yani mesela burada şey anlayışla karşılanıyor. CV'nizde bir yıl boşluk var. Bu kötü bir şey değil ama bunu açıkladığın sürece. İş görüşmelerinde sorarlar. O bir yılda ne yaptın? Diyebilirsin ki dinlenme aldım. Bu normal. Ben o bir yıl dinlendim. Almanca şey diyor. Abschalten. Sigortalı kapatmak. Çekilmek her şeyden. Bunu da bir ruhsal ihtiyaç. Bunu da anlayışla karşılıyor. Bu şey değil yani. Her başarısızlıkla çok kötü addedilmiyor. Önemli olan senin o başarısızlık
başarısızlıktan ne çıkardım? Mesela ben onu motivasyon metnini onu açıklamıştım. Benim notlarım çok parlak değildi ama şundan dolayı parlak değildi. Ben o notlarımın başarısız olmasından bu sonucu çıkarttım. Böyle bir şey buldum diye anlatıyordum. Ve bölüm başkanı hükümet şey yapınca göçmenlerden yani Avrupa Birliği dışından gelenlere paralı yapınca 20 bin euro bana mail gönderdi. Aynen şu cümleyi kullandı. Aptal hükümetimiz adına senden özür diliyorum. Çünkü çok göçmen karşıtı ayrımcı bir uygulamaydı. Sadece Avrupa dışından gelenlere paralı yapmak. Ve burs imkanı da kısılmıştı. O zaman Avrupa krizi vardı. Ve o notuma rağmen bölüm başkanı benim başvurumdan etkilenmişti ve istiyordu benim orada olmamı. Hamburg Üniversitesi'nde master bitirdikten sonra doktora da ilk hocamla görüştüğümde de ilk görüşmede hemen kabul etti benim araştırma önergemi doktora tezi için. Ve kendisi asistanlık teklif etti. Öyle de önemli olan da ne yaptığını bilen biri olduğunu göstermekti. Yani ben teorik olarak doktora tezimde neyin nerede nasıl yapacağımı bildiğimi gösterir bir şey yazmıştım. Almancamın eksik olmasına rağmen ben o zaman kendisiyle B2 düzeyinde bir Almanca konuşuyordum. Hem ona rağmen Almanca konuşmam hoşuna gitmişti bence. Yani kolaya kaçıp İngilizce de konuşabilirdim. Hem de ne yapıyor olduğumu bildiğimi görünce o teklifi yaptı. Ben de onu pişman etmedim çok şükür. E peki hocam mesela burs imkanları ya da hani o dediğimiz bloke hesap mesela kişinin kendini finanse etme yöntemi bunlar hakkında ne söylemek istersin? İşin çetrefilli kısmı biraz orası. Buraya gelirken öğrenci vizesine başvuracaksınız. Kaç aylık başvuruyorsanız o kadar çarpı şu an yanlış hatırlamıyorsam 700 euroluk bir bloke hesap açmanız lazım. Almanya'daki bir bankada. Şimdi bu da çok saçma. Diyelim 10 aylık vizeye başvuruyorsunuz. 750 çarpı 10, 25 euro bloke hesapta olacak. Burada geldikten sonra her ay bir 750 euro çekebiliyorsunuz. Daha fazlasını çekemiyorsunuz. Niye 750? Çünkü sizin kira, yaşam, giyim, öğrenci olarak eğlence, kitap, masraflarınızın ortalaması 750 euro. Eğer kalacağınız bir yer varsa ve o sizden kira almayacağını beyan ediyorsa o zaman 400 euro düşebilirsiniz şehre göre. O zaman ayda 350 euroluk bir bloke hesap koymanız gerekiyor. Bloke hesap nasıl açacaksınız? Türkiye'deki bir bankada açmanızın bir anlamı yok. Onu kabul etmiyorlar. Ama buraya gelmeden de bir Alman bankasında bloke hesap açamıyorsunuz. Peki nasıl yapacaksınız? Başka bir alternatif maddi durumu yerinde olan ve bunu kanıtlayabilen birisinin sponsor olması. Almanya'da yaşıyorsa çok daha güçlü olur. Ben şöyle örnekler biliyorum. Mesela Almanya'da diyelim amcanız ya da dayınız burada yaşıyor. Aynı şehirde olmanıza bile gerek yok. O evet. Bir kağıt dolduracak ve diyecek ki ben işte bu çocuğa sponsorum, garantörüm neyse o ilgili ifadeler. Evet. Onu verdiği takdirde Sizin bloke hesap açmanıza gerek yok. Evet. Ondan ama kurtuluyorsunuz. Sizinle ilgili her şey o isteniyor. Bütün yaşam masraflarını. Yani şey diyemez. Yani gidip iptal ettirmediği sürece. Evet. Galiba onun 5 yıl gibi bir geçerli varmış. Evet. Yasa size kefil ol ama hani şu değil. Yani cebinize para koymak zorunda da değil. Yani siz kendinizi finanse edebilirsiniz. Evet. Ama sizin başınıza bir şey gelirse sorumlusu o. Yani o ödemek zorunda. Kiranızı ödemediniz. Ev sahibiniz şikayet etti. O ödeyecek gibi başka şeyler. Ya da şey yapabilir. Yani siz 250 euro koyarsanız o der ki ben 500 eurosunu üstleniyorum da diyebilir. Bir diğer daha sağlam alternatif. Türkiye'de bazı kurumlar var. Yurt dışı eğitim için burs veren. Bir de Almanya'da vakıflar var. Bir sürü vakıf var. Onun listesi var internette. Almanya'da burs veren vakıflar. Almanya'da hemen aynı şey. Volkswagen, Bosch, benim burs aldığım Nivea'nın Klaus'un Simon Vakfı, siyasi partilere yakın vakıflar var. Burs alabilirler. Ama onun için fakülteye kaydolmak lazım. Yani kabul aldığınızda hemen vermiyorlar. Sizin fakülteye kaydolduğunuzda biraz notlarınızı görüp sizin buraya kültür şoku yaşamadan yani tekrar olup başarılı bir şekilde gideceğinizi göstermeniz, güvencenizi vermeniz lazım. Almanya çok güvenceli. Bana Almanya'yı iki kelimeyle özetle derseniz sürpriz sevmeyen sigortacı, emincilik, bilinebilir olsun, sürpriz olmasın. Garanti olsun yani garanticilik. Hiç bana göre bir ülke değil o zaman. Ben ya ama sakin. Sürpriz severim, spontan yaşarım. O zaman İtalya'ya gideceksin. Türkiye'de senin için çok iyi. Garantici onu gördükleri zaman daha güçlü bir burs başvurusu yapmış olursun. Hani ilk hazırlıktayken biraz zor. Çünkü çok gelip ya da gelmek isteyip vazgeçen dönem yapamayan oluyor. Almanya mesela Aachen çok zor bir yer benim bildiğim. Yani ben İstanbul Erkek Lisesi'nden mezunum. Orayı birincilikle bitiren insanlar Aachen'da çok zorlandılar. Yani adam çok güzel bir özgüvenle gelmiş ya da kadın arkadaş. İstanbul Erkek'i birinci bitirmiş. Türkiye'de ÖSS'de ikinci olmuş. Aachen'da çok sıkıyordu. Yazık mühendislik bölümü. Tabii bir de işin bu yönü var işte. Yani, diğer üniversiteler her yer öyle sıkı değil. Ama sizden zamanın da geç kalmadan, işinizi safsaklamadan, asgari düzeyde çaba gösterdiğiniz sürece Almanya'da yaparsınız. Bir de Almanya'da her şeyi sorun. Yani geldiğinizde Türkiye'de sormaktan çekinin. Ona bunu sorsam çok saçma mı olur? Herhalde tabii. Yani sen kafandan böyle yürütüyorsun. Diyorsun ki ya o kağıdı götürmem gerekir diyorsun. Bu kağıt ne lazım olacak yani? Ama gerekiyordur. Öyle arada kaldığında sorun ya. Soru saçma diye karşılanmaz hiçbir zaman. Doğru. Kimse size gülmüyor. Hani en saçma
saçma şey sorsanız bize açıklamasını yapayım. Çünkü çok saçma şey var burada. Evet. Mesela pazar günü şişe atmak yasak. Bir de şeyler var işte, ruhet saatlerinin sessizlik saati var. İşte cumartesileri 1 ile 3 arası işte pazar günü ve akşam 8'den 9'dan sonra işte elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, çim biçme makinesi falan açmamak. Hafta sonları sadece gece 2'ye kadar parti yapabiliyorsunuz evde. Onun dışında yok. Cuma ve cumartesi akşamı. Böyle ortak yaşamın kuralları önemli. Çok öyle atraksiyonlu bir şey beklemeyin böyle. Öğrenci hayatı zevklidir. Özellikle Güney Avrupalılarla öğrenci arkadaşlık kurarsanız keyifli. Ama Almanlarla çok değil. Yani Almanlarla kahve içmek için 2 hafta önce randevu ulaşmanız lazım. Hocam istersen yavaştan toparlayalım çünkü biraz uzun bir bölüm oldu. Yani söyleyeceklerini şöyle özetleyebilirim ben. Bizim sistemimiz, hani bizdeki üniversite sistemine en uymayan şey niyet mektubunun çok güçlü bir argüman olması evet. Burada. Hani ona dikkat etmeleri. Onu gerçekten ciddiye alarak ve içten biraz da hani yapay zekaya yazdırmamaları. Gerçekten kendilerinin evet. Yazmaları gerekiyor. O anlaşılıyor. Gerekir. Yapay zekaya yazılmış metin anlaşılıyor. Çok itici. Yani hata, ben de mesela öğrencilerin ödev yazdığı zaman içinde bir sürü hata olan kendi yazılmış metne daha yüksek puan veriyorum. Kendisi çabalanmış. Aha. Samimi olarak bir şey yapmış. Ama yapay zekaya çok mükemmel bir metin koydun. Hiç yani hevesim kaçıyor yani. O da anlaşılıyor zaten. İkincisi aha. De yani yapay zekaya yazılmış en mükemmel metin iticidir. Anlaşılıyor da zaten. Kendin yazdığın hatalı da olsa. Ha, düzelttirebilirsin belki. Bir de yapay zekanın şeyi yakalaması mümkün değil. Seni ve programı eşleştirecek hikayeni bilmiyor. Senin o hikayeyi koyman lazım. Bir de çalışmışsanız, staj yapmışsanız CV'nize yazın da motivasyon mektubunda onu vurgulayın, bağlantısını da kurun. Yani işte tekstille ilgili bölüme başlayacaksanız, moda sektöründe, moda dergisinde çalışmış, staj yapmışsanız, bir tekstil atölyesinde çalışmışsanız, satış temsilcisi olmuşsanız hiç fark etmez. Onu CV'nize yazın, onunla bağını da kurun başvurduğunuz şeyle. Pratik bilgi çok daha kıymetli. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Bence çok önemli kritik şeyler söyledin. Umarım öğrencilere de faydası İnşallah. Olur bu içeriğin. Bir dahaki videoda senin sevdiğin ekonomi içerikleriyle görüşmek üzere. Görüşmeler. Kendinize iyi bakın diyorum. Siz de iyi bakın. Teşekkür ederim.